Milli Savunma Bakanlığı tarafından acil bir şekilde şehit olan 13 vatan evladımız sivil vatandaş olarak açıklandı ve akabinde gördük ki şehitlerimiz asker ve polis olarak görevliymiş diyen Alper Arıkan. Üstelik hain terör örgütü tarafından 6-7 yıl önce kaçırılmışlar. Benim ve milletimizin ekseriyetinin aklına takılan soruları teker teker soracağım. Milli Savunma Bakanlığımız neden acele edip güvenlik güçlerimizi sivil vatandaş olarak açıkladı? Bakanlık neyi gizlemeye ve örtbas etmeye çalıştı? İçişleri Bakanı Sayın Soylu Samurat Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün diye bir açıklama yaptı. Bize göre devlet icra makamıdır, söylemez yapar. Devlet yönetmek ciddiyet ister, samimiyet ister, dik duruş ve çelik gibi bir yürek ister. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir kongrede beş aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk gibi talihsiz bir cümle kullandı. Sormadan edemeyeceğim. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan iki yıl önce meclis kürsüsünde kaçırılan kayıp vatan evlatlarımızla ilgili bas bas bağırmıştı bağırırken, yüzünüze akıbetlerini sorarken neredeydiniz? En önemlisi de 6 yıldır vatan evlatlarımız için ne yaptınız diyerek Gara operasyonu sonrasındaki tartışmalara yönelik eleştiri ve tavsiyede bulundu. Tartışmalar neticesinde özellikle turizm işçilerinin yaşadığı sorunları siz değerli basın mensupları aracılığıyla Alanya kamuoyuna duyurmak istedik. Sezonluk çalışan işçilerde